Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yabancı kitabının, yani yabancı serisinin Şahmeran kitabının kitap yorumunu çekiyoruz. Önceki videomda saçlarım nasıl bilmiyorum, saçlarımı kestirdim. Bu halime alışmanız biraz zaman alabilir. Kitabımız bu şekilde arkadaşlar. Şahmeran, yabancı serisinin ilk kitabı Şahmeran. Burada ablam okuduğu için ayrıcı var. O yüzden ayrıcı düşünmeye dikkat edin. Arka kısmı böyle. Böyle. Aa, burada box seti vardı onun. Box setini de göstereyim. Geldim. Box set derken iki kitabını da aldım ben. Box set şeklinde, yani kutulu aldım. Böyle kutusu var arkadaşlar. Burada Şahmeran'ın bir Şahmeran'ın kapağı var burada. Burada da Veil'in kapağı var. Ben hala Veil'i okuduğum için onun kitap yorumuna girmeyeceğim şu an. Yani çekmeyeceğim. Ama kitap ben de şu an okuyorum. Güzel gidiyor. Bu box seti şöyle koyayım ben. Ben bu box seti şeyden aldım. BKM kitaptan aldım. BKM kitaptan 50 liraya aldım bu box setini. Kuzenlerimin söylediğine göre eskiden bu kitabın zaten bir tanesi 50 lira falanmış. O yüzden çok uygunmuş. Zaten başka sitelerde de bayağı pahalı. Bu arada bunun ciltli versiyonu daha pahalı. Ben ciltsizini aldım. Zaten ciltsizler artık hoşuma gitmeye başladı. Bu şekilde kargo ile geliyordu. Benim bulunduğum bölgedeki PTT biraz kötü olduğu için falan kargom hasar görmüş bir şekilde gelmişti. Ama olsun, sıkıntı değil, dert etmiyorum. Box setinin şurasında böyle kitapları çıkarabilmek için delikler var. Ama ben o deliklerden çıkaramıyorum yani. Çıkaramıyorum, zor oluyor. Şöyle yapıyorum. Bu şekilde çıkıyorlar. Ben tabii yabancıyı anlatacağım size. Yabancı 500, yani yabancı değil, Şahmeran. Şahmeran 598 sayfa. Evet, 598 sayfa. Güzel bir kitap. Beğendim. Birazdan anlatacağım size yorumumu, düşüncelerimi anlatacağım. Öncelikle hikayesini anlatmak istiyorum. Bir de arkasında şöyle bir yazı var, onu okuyayım önce. Sen cennetin varlığından gururdu, ben cehennemi istiyorum. Bu söz zaten kitapta geçecek. Öncelikle şunu söylemek istiyorum kitap hakkında. Doğa Güngör adında bir kızımız var. Edis Çağır'ın adında bir erkek var. Atalay Güngör var, Doğa'nın abisi. Ben isimleri bir söyleyeyim. Levent Çağıran var, Edis'in babası. Atalay Güngör'le babası polisler. Babasının adı Osman Güngör'dü herhalde. Neyse, isimlerini söyleyeceğim. Osman'la Atalay polisler. Ve bunlar bir olayda Ediz'in babası, yani Levent Çağıran'ı vuruyorlar. Ediz'e intikam almak için doğayı kaçırıyor. Onların hikayesini anlatıyor bu kitap. Yani kısaca anlatmak gerekirse onların hikayesini anlatıyor. Kitap dış görünüş hakkında bence kitap tasarımı... zaten bu kitap bayağı, yani kaç sene önce çıkmış? 2-3-4 sene falan olmuş mu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama olmuş yani. Bu bendeki 4. baskısı Şahmeran'ın. Bakayım. Ay, nereye bakıyorum? Pardon. Evet, Şahmeran bende 4. baskı. 4. baskısı 2019'da çıkmış. Güzel, kalın kitap olduğuna bakmayın. Güzel, akıcı bir kitap. Ben biraz çok fazla zaman verseydim, daha çok zaman verseydim daha erken bitebilirdi. 5 günde falan bitirdim herhalde. Bir de şu çok hoşuma gitti. Sayfaları çok kaliteli yani. Kalın. Yani diyorsunuz ki bayağı kaliteli falan. Hatta yabancı Veil'in sayfaları daha kaliteli geliyor gözüme. Bayağı tuttum ama iki sayfamı aldım acaba falan olayını koyuyorum. Bayağı iri yani. Çok güzel sayfaları. Mesela size şöyle söyleyeyim. Şu kadarı 46 sayfa. Bakar mısınız şu kadına? Yani bayağı iyi. Cidden iyi. Ben niye Veil'den gösteriyorum bilmiyorum. Baya iyi. Bu kitap 32 bölümden oluşuyor. Bu kitapsa hani 16 bölümden oluşuyor. Çok uzun bölümleri. Karantina kitabında bile bölümler 52 bölümde 446 sayfaydı. Bu 598 sayfa ve 32 bölüm. Bu 597 sayfa ve 16 bölüm. Bölümleri uzun bölümleri karşılaştırmak gerekirse. Uzun bölümleri. Ama kitap güzeldi. Yorumlarda, başkalarının yorumlarında gördüğüm gibi çok fazla betimleme var. Aşırı betimleme var. Baya baya böyle betimleme var. Ondan sonrasında
çok fazla aynı kelimeyi kullanıyor. Mesela aklımda kalmış yani o derece. Akrep ve yel kovandan çok bahsediyor. Bir insan saatin akrep ve yel kovanına ne kadar bir şey uydurabilir? Bayağı şey uydurmuş. Okey tamam hayal gücü açık ama bayağı sıkıyor artık. Bir zamandan sonra yeter diyorsun. Akrep ve yel kovan yeter. Baran akrep ve yel kovandan oluyorsun. O yüzden bu beni sıkıyor. Ondan sonra bir de benim zaten kitaplardaki karakterlere de kız karakterlere de şunu sevmiyorum. Kızların ayılıp bayılması, uyuyakalması, erkeğin onu kaldırıp yatağa koyması falan bu kısmını çok sevmiyorum. Tamam romantik hoş ama sevmiyorum. Kitapta Stockholm sendromu söz konusu. Bu kitapta değil ama Veil'de Stockholm sendromunu öğreneceksiniz. Bu kitapta sadece doğanın neden Ediz'e karşı ilgi duyduğunu göreceksiniz. Yani neden olduğunu anlayacaksınız. Ben Stockholm sendromunu anlatmayacağım şimdi size. Erkeklerin de bu karakterlerinden çok soğuk davranmaları çok hoşuma gitmiyor. Karantina da öyleydi. Ondan sonrasında çoğunlukla bütün kitaplarda değil. Erkek karakterler çok şeyler. Soğuklar. Niye bu kadar soğuk oluyorsunuz ki? Ne gerek var? Neden bu kadar soğuksunuz? Bunu anlamıyorum ama mükemmel. Kitap mükemmel. Az önce ağzımdan direkt çıktı, istemeden çıktı ve mükemmel yani. Çok beğendim. Hatta bu kitabı uzun okumamın bir sebebi daha var. Ben bu kitabı okumaya başladığımda elime geldiği andan itibaren arkadaşımla konuşuyordum. Kitapta bir gelişme oldu hemen arkadaşımı arıyordum. Arkadaşım da benden gördükten sonra çok beğendi. Kitabı sipariş etti. Ama şöyle bir şey var ki ben bu kitabı zaten bitirene kadar spoiler yedi arkadaşım hep. Yeter diyoruz spoiler vermeyeceğim diyorum. Ya ben dayanamıyorum spoiler veriyorum ya da bana diyor ki bana spoiler ver. Resmen bana mesajında şey diyor spoiler istiyorum. O yüzden de biraz sıkıldı. Okur mu okur mu bilmiyorum. Okur mu? Ya okursun ya okursun. Okur mu? Cam açık kusura bakmayın ya. Ses geliyor. Okur mu okumaz mı bilmiyorum. Ama okumasa da şöyle bir şey var ki zaten kitaptaki çoğu olayı biliyor. Hatta Veil'deki olayları bile anlatıyorum ona. Çünkü dayanamıyorum. Şöyle bir şey var. Doğa bir zamandan sonra artık şey yapıyor. Yorumlarında görmüştüm. Gerçekten mi falan oldum. Ay. Böyle bir kapustayım. Dikkatimi çekti. Bir yerden sonra doğa şey diyor. Ben bunları hak ediyorum. Kafasında zaten kafasında değil. Hak ediyorum diyor kendi kendine. Yorumlarda bunları gördüm. Kitap yorumlarını izliyordum. İlk geldi sipariş ettiğim zamanlar. Şaşırdım. Cidden şaşırdım. Yani bir insan bunları hak etmez. Anlıyor musunuz? Hak etmez. Bir de ben kitap yorumcularında şunu gördüm. Kitaptan bahsederken kitabı böyle tutuyorlar. Ama ben kitabı tutmuyorum. Sayfası gitti ablam. Aman gidersin gitsin. Okuyacağım sandım. O yüzden tutarak yapacağım. Kitap yorumcularından görerek. Bu arada ben yine bir sipariş verdim. Onları da geldiğinde gösteririm belki videoda. Hilal'cim bu arada videoda bana bugün yazdın. Video istiyormuşsun. Ya ne bileyim ben nasıl desem. Abonelerim yok çok. Ama abonem yok diye de video atmıyordum. İstediğim için atıyordum. Bu ara video atmak istemiyorum. Hatta bir ara böyle 2-3 günde kitap falan da okumak istemiyorum. Hiçbir şey yapasım yoktu. Yapasım yok ama yapıyorum. Dışarı çıktım mesela ablamla. Yorgun hissediyorum kendimi. Uyuyorum. Dün mesela 11-12'de falan yattım. Öğlen kalktım. Zaten çoğunlukla böyleyim. Sabah ezanına karşı yatıyorum genelde artık. Karşı değil yani. Sabah ezanında falan yatıyorum ya da ondan sonra. Bilmiyorum. Neyse ben konuştum kitap yorumu. Ben böyle konuşmayı seviyorum ya. Çok güzel. Kitabın neden Şahmeran olduğunu da görüyorsunuz. Yani neden bu kitabın adı Şahmeran diyorsunuz, aklınızda o soru kalmıyor. O sorunun cevabını alıyorsunuz, içiniz rahat ediyor. Şahmeran kelimesini bu kitapta da görüyorum. Çünkü bu Şahmeran neden kullanıyor? Şahmeran Ediz'in doğaya taktığı bir lakap. Neden Şahmeran dediğini göreceksiniz. Şahmeran'ın da efsanesini yazmış yazar. Öznur Yıldırım'ın kitabı bu arada. Ben adını söylemedim. Pegasus yayınlarından çıkmış. Ama size bir tavsiye veriyorum. Zaten bakın. Diyanar'ı kötülemiyorum. Ama bu arada Diyanar'da Pegasus yayınları satılmıyor. İnternetten satılıyor herhalde. Şöyle bir şey var. Bu arada kayıt duracak. Bir saniye. Merhaba. Evet kayıt süresini 12 dakika 40 saniye uzattım herhalde. Ya da biraz daha kayıt sürem var. Ay özür dilerim bu arada.
Nerede kalmıştım? Diyanardan bahsediyordum. Diyanarı kötülemiyorum ve dediğim gibi Pegasus yayınları satmıyorlarmış. İnternette satıyorlar galiba. Şöyle bir şey var ki, Diyanar fiyatları uçurmuş. İnternet sitesindeki fiyatlarına bir şey bilmiyorum ve onlara bir şey söylemiyorum. Ancak mağazasına gittim. Abi bir kitabın ne kadar zam yapabilirsiniz anlıyor musunuz? Ne kadar zam yapacaksın? Daha ne kadar yüksek fiyat çıkarabilirsin? Bir kitaba 100 lira mı verelim? Ne istiyorsunuz? Ben anlamıyorum. Diyanara o kadar sinirliyim ki. O kadar sinirliyim ki onlardan alışveriş yapmıyorum artık. Sakin ol ama. Onlar yüzünden internetten alıyorum. Ne gerek var? Kargo ücreti ödüyorum. Kargo ücretiyle fiyatı artıyor. Hesaplarımı ona göre yapmaya çalışıyorum ve bu beni sinir ediyor. His diye bir kitaba baktım arkadaşlar. Kitap alacaktım. Baktım. Gittim kasaya. 33 liralık kitap 39 ne kadar olmuş hatırlamıyorum. Zam gelmiş. Geri geldik halamla. Halam dedim küçük halam. Aslında Melek diyorum ben ama. Melek'le geri geldik. Yine bir kitap seçiyoruz. Aklımızda zaten kitaplar var. Onu aldım. Bu sefer başkasını seçtim gittim falan. İki tane seçtikten sonra üçüncüyü seçtim herhalde. His diye bir kitabı alacaktım. Kitap zaten 39 lira yazıyor arka etiketinde. 39 lira. Tamam dedim artık kitap almak istiyorum. Kitap okumak istiyorum. Tamam gidelim kasaya. 39 liraya okey dedim. Tamam dedim. Gideyim alayım. Kasaya bir gittim. Geçirdiler şeyden. Ve bana kasiyer şunu söylüyor. 47 lira. Ne? Ama nasıl yani? 47 lira? 8 lira zam mı geldi? Geçen gün ablamla gittik. Dışarı çıktık, kafedeydik. Kafenin yanında zaten Diyanar var. AVM bilen varsa, İstanbul AVM. Öyle. Dedim bir Diyanar'a gidiyorum ben 5 dakika bakacağım. Bir gittim, Nagihan Kabal'ın Ayçiçeği Karnavalı kitabı var ya, 0202. Ayçiçeği Karnavalı. Kitap 39 lira. 39 lira. BKM kitapta 31,5 ve 27 liraya falan da buluyorum ve yazar imzalı kitap. Nasıl 39 lira? Bu kitabın özelliği ne? Ölme, pardon, Büşra Yılmaz'ın Kibrit Çöp'ü Mezarlığı var. Ölüme Fısıldayan Adam'ın ikinci kitabı. Özel baskı yapmışlar, kitabı kutulamışlar, kitap kapağı özel falan. Ve 39,5. 49, pardon, ne 39'u? Pardon, ben ne diyorum, ne 39'u? Fiyat 39 lira değil, özür dilerim. Ayçiçeği Karnavalı'na baktım, 39 lira değil, 49 liraydı. 49 lira. Ben unuttum, yanlışlıkla söyledim. Cidden burada ben Diyanar'ı kötülemiyorum. Diyanar'dan alışveriş yapan biriyim ben. Neden yapmayayım? Ama bir kitaba 49 lira diyemezsin. BKM kitapta 31,5. Ya hadi diyelim kargo ücreti falan var. 7 lira. 37,5 oldu. 38,5 oluyor. Ve okuoku.com değil pardon. Kitapsepeti.com'dan baktım herhalde. 27 lira bilmem ne kuruşa yazarın imzalı kitabı var. Ben ona kargo ücreti veririm, ondan daha ucuz oluyor yine. Yazar imzalı. Nasıl 49 lira olabiliyor? O dediğim özel baskı kitap 49,5. Onu anlarım. Özel baskı kitap. Anlıyorum. Ama Ayçiçeği Karnavalı 49 lira. Niye? Ben Ayçiçeği Karnavalı'na bakmadan önce zaten girdim bir reyona. Dedim mağaza çalışanına, mağaza görevlisine. Dedim hala zamlar devam ediyor mu dedim. Bana şey diyor, zamlar devam eder. Buradaki çalışan bile bunu söylüyorsa demek yani Diyanar batırdı yani. Kimse alışveriş yapmasını istiyorlarsa bence böyle devam etsinler. Kimse alışveriş yapmaz. Çok sinir bozucu bir durum. Alt tarafı bir kitap satacaksın ya. Alt tarafı bir kitap. Bu kadar zam vermemelisin. İnsanlar kitap okuyor. Kitap okumak istiyor. Benim mesela bazen içimde böyle kitap okumak istemiyorum bazen. Bu arada kitap yorumuna ek yapıyoruz. Diyanar sövüyorum. Diyanar hakkında yorumunu da giriyorum bu arada. Çünkü aklıma geldi ve sinirlendim. Bakın. Ne diyeceğimi unuttum artık sinirden. Ben bazen böyle kitap okumak istemiyorum. Ama bazen de bir kitap okuma hevesi geliyor ve o zaman kitap almak istiyorum ve kitap okumak istiyorum. Evdeki bütün kitapları bitirmek istiyorum. Ha, kitaplarımda okumadığım kitaplar var, yarıda bıraktıklarım. Ama onları şu an okumak istemiyorum. Yeni kitaplar almak istiyorum. Ve böyle bir ihtiyaçtan dolayı yabancıya aldım. Diyanar'a gittiğimizde yabancı yoktu. Pegasus yayınları satılmıyordu. Tamam dedim yani satılmıyor, okey. Yayın satılmıyor. Satılsaymışsa zaten alamazmışım. O kadar pahalı bir kitaba, o kadar
pahalı veremem, tamam mı? Bir kitaba o kadar para vermek istemiyorum. Bu bana dokunur. Ben BKM'den 37 lira bilmem ne kuruşa 4 tane kitap aldım. Bir tane boyama kitabı aldım, Harry Potter'lı. Yani tamam, kitaplar okey, Steven Zweig'ın kitapları ince falan. Bilmem ne işte 2 lira, 3 lira, 5 lira falan. Okey. Ama mesela bakın, biri size düşünüyor var yine Nagihan Kabal'ın Gençlik Serüveni kitaplarından. 31,5. Ayçiçeği Karnavalı biraz daha pahalı. 34 lira, ben karıştırdım. Biri size düşünüyor 31,5. Ayçiçeği Karnavalı 49 lira. Tamam, BKM kitapta da 34 liraya falan satılıyor. Ama yani Diana 49 liraya satamaz yani, o kadar da değil. Bir kitaba 49 lira vermem. Niye vereyim, ben keriz değilim. Giderim internetten alırım, ama internette de şöyle bir şey var. Kargo ücretine para ödüyorsunuz. Bazı sayfalar kargo ücreti ek kapıda ödeme ücretine de para veriyorlar. BKM kitapta yine uygulamaya özel kargo ücreti yok. Sadece kapıda ödemeye 7 lira veriyorsunuz. Bu kadar. Ama niye vereyim? Ve Diyanar çok pahalı satıyor. Cidden çok pahalı satıyor. Çok sinirleniyorum. Gider misin sinek? Cidden çok sinirleniyorum. 49 lira. Özel baskı olsa okey diyeceğim yine. Ama 49 lira bu ne yani? Kafayı yiyeceğim. Diyanar eskisi gibi değil artık. Aşırı pahalandırmış. Aşırı. Bu kitap belki orada 50 lira da olabilir. Ve eskiden zaten kuzenlerim söylüyor. Eskiden bu kitap 50 lira falanmış. Ama orada mı değil mi bilmiyorum. Diyanar'dan mı aldılar, almadılar mı bilmiyorum. Ben Diyanar'dan alışveriş yapmayı seven biriyim. Benim Diyanar kartım da var. Ama Diyanar böyle yapınca olmuyor. Kitap fiyatlarını düşürmeleri lazım. Ama eğer diyorlar ki biz rakip istiyoruz, rakiplerimiz bizi elesin istiyoruz, bizden alışveriş yapmasın istiyoruz, okey bu konuda devam edin, daha çok arttırın. 60 lira olsun hatta bir kitabınız. Ne 60 lirası, 75 lira olsun bir kitap. İncelik bir kitabı 20-30 lira verelim biz. Çünkü biz keriziz. Evet, çünkü biz keriziz, biz salamaz. Başka kitap çok, biz Diyanar'dan alacağız. Olaya bakar mısınız? Sinirden... Ya çok sinirliyim, anlıyor musun? Böyle bir şey olmaması lazım. Ne kadar saçma bir durum bu. Ne kadar saçma. Neyse, kitap yorumuna devam ediyorum. Bu kitapta da sinirimi bozan bir şey daha var. Doğan'ın işte dediğim gibi kendini hak etme olarak düşünmesi. Hak ettim falan. Gerizekalı, aptal. Yok işte babası öldü, o yüzden hak ediyorum ben. Onlar hata yaptı. Bilmem ne böyle. Kız kafayı yemiş bir durumda. Kafayı sıyırmış bir durumda. Kendini kötü hissediyor bilmem ne. Ağlıyor, zırlıyor, bayılıyor, ayılıyor. Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Ama bunun dışında çok fazla da onları detaylara takılmayın. Takılırsanız da takılmamaya çalışın. Onun dışında bu kitap mükemmel. Ben çok beğendim. Yazar bunu küçükken yazmaya başlamış. Öyle bir öğrendim. Ama çok güzel. Çok 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 güzel. Bu iki kitaba zaten bir kitap daha geliyor. Elyel geliyor. Şahmeran, Veil, Elyel. Veil'in de anlamını öğreniyorsunuz. Ama ben bunu söylemeyeceğim anlamını. Siz okuyunca görürsünüz. Ben bu kitap bittikten sonra zaten bir video çekerim herhalde. Ama şöyle bir şey var ki, eğer BKM kitaplarına sipariş vereceksiniz, eğer ki PTT üzerinden bir sipariş vereceksiniz, kargonuzu PTT yoluyla getirecekseniz, başka bir kargo seçeneğiniz varsa lütfen onu seçin. Ama eğer çok pahalılarsa PTT'yi seçin. Ama PTT bazen çok sinir bozucu şeyler yapıyor. Ondan da bahsedeyim, hatta bu tek kitap yorumu olmasın o zaman. Şöyle ki, ben bunları sipariş ettiğimde, hatta kitapları birden göstereceğim, bu iki taraflı olduğu için gösteririm. Ben bu kutulu kitapları sipariş ettiğimde Bursa'dan geliyor bunlar. Bursa Nilüfer bölüm semtindeki çevresinde bilmiyorum ne. Oradaki PTT'de PTT'yi veriyorlar. Oradan İstanbul Arnavutköy'e geldi benim kargom. Ondan sonra da Eyüp'e geldi. Oraya kadar bir sıkıntım yok. Eyüp Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü'ne geldi. Ve bir baktım kargom gelmiyor. Neden gelmiyor falan olayındayım. Çünkü ben zaten yorumlarını okudum o mağazanın. İnsana şey diyor, kargomu getirmeler falan, bana da aynısını yaptılar. Kapım çalınmadan değil, evime gelmediler. Gelmediler ki. Hatta binanın kapısına da baktım, bir not yok, gelmemiş kimse. Bak bu durumda beni çok sinir ediyor. Gelmedikleri halde
kargomu geri şey yapıyorlar. PTT'ye yani o e-posta dağıtım merkezi müdürlüğüne geri sevk ediyorlar. Yani olay şu. Biz geldik de işte evde yoktu. Biz de geri bırakıyoruz olayındalar. Ve ben bunun için ertesi güne saat 8'de alarm kurdum. Alarm çalar çalmaz. Kalktım gittim aradım onları. Normalde öğlen aradığım zaman 10 dakikanın üzerinde bekleme süresi veriyorlar size. Ve ben 10 dakika beklememe rağmen açan yok olmadı. Saat tuttum 10 dakika bekledim. Açan olmadı. Sabah saat 8'de falan aradım. 1 dakikada açtılar ve şikayet oluşturdum. Aynı günde kargom geldi. O yüzden eğer sipariş verecekseniz kargomun üstünde durun. Kargonun üstünde durun yani. Ben bakıyorum. Diyelim geldim mi hemen alacağım kargom gelsin. Zaten sipariş verir vermez BKM'ye yazdım. Benim arkadaşıma da aynısını yaptılar. Hatta Eyüp'ten Şişli'ye gönderdiler. Şişli'den geldi kargo. Arkadaşıma da aynısı yapıldı. BKM'ye yazmış o da. Oradan geri geldi. Ona geldi kitap yani. O yüzden bunu yapacaksanız PTT'ye çok dikkat edin. PTT böyle yapıyor. PTT'yi suçlamıyorum. Mesela bizim kendi posta markamız... Posta markamız da değil, devletin PTT'si, Posta Telgraf Teşkilat. Ama bu çok sinir bozucu bir şey. Getirmedikleri halde bunu yapamazlar. Resmen, bir şey söyleyeceğim. Ben gidip alacaksam, affedersiniz de, kargo çalışanlarının ne görevi var? Benim amcam da PTT'de çalışıyor, posta dağıtıyor. Benim amcam böyle yaparsa, o zaman onlar da derler, o zaman sen niye yapıyorsun bu işi ki? Sen o zaman kart bırak, kaç git. Böyle bir şey olamaz zaten. Benim amcam bunu yapmıyor. Benim amcam işini düzgün yapıyor. Sizden işinizi düzgün yapın. Kusura bakmayın, şunu söylemek istiyorum. Paranızı boşuna almıyorsunuz. Bu devirde zaten iş bulmak zor. Bir de siz böyle yapıyorsunuz. Neyse, video kapanacak. Hadi ben kapatıyorum. Alo bay bay. Neyse, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı isterseniz like atmayı. Back of Siva. Yani like at, dislike atsan da yorum yapmasan, yapsan da kötü yorum yapsan da beni ilgilendirmiyorsun. Sadece bana izleme kazanıyorsun. Period. Bye bye.